büyük sıkıntısı bu sınav korkusu ve stresi. Biliyorsunuz lise giriş, üniversite giriş için hayatlarını belirleyecek tek ya da bir iki tane sınava giriyorlar. Ve her şey iki saat içerisinde bu arkadaşlardan bekleniyor. Okay. Bu sınav stresinden kurtulmak için belki öncesinde sınav sırasında ne yapmaları lazım? Bir fikir verirseniz. Bence burada ikiye ayırmamız lazım. Bir tanesi anne ve babalar ne yapması lazım? Bir diğeri çocuklarımızın ne yapması lazım ya da ne yapmamaları lazım? Birincisi bence çok önemli bir konu. Esasında çocuklar strese neden giriyorlar? Çünkü okul, anne ve babalar bir yarış haline sokuyorlar çocukları. Ve çocuklar bir yarışa girdikleri zaman hayatlarıyla ilgili sanki o yarış kazanamazlarsa anne ve babasına karşı takdir duygusunu kaybedecekler. Arkadaşları kazanırsa kendileri yenilmiş gibi hissedecekler. Bunu çoğu hoca der ki, psikologlar özellikle, belki de bunu yaşamaları gerekir. Çünkü hayat çok zor, her zaman kazanamazlar, değişik olabilir. Fakat öyle değil esasında. Eğer bu çocuk daha bu genç yaşlarında uğraşması, didinmesiyle beraber anneleri, babaları, çevresi, arkadaşlarından kaybettiğini düşünmeye başlarsa onu ileriki aşamalarında daha iyi kazanacak hale getirmeyecek bu olay. Bir kere şunu çocuklarımızın çok iyi anlaması lazım. Hayat her daim devam eden esasında bir mücadele içine giriyorlar. Fakat esasında kritik bir nokta, mücadele bir maraton gibi. Bir yarışla, 100 metreyle bitmiyor esasında. Yaşamın tamamı bir maraton. Bazen düşüyoruz, bazen çıkıyoruz, bazen mutlu oluyoruz, bazen mutsuz oluyoruz. Hayatımızı bir sınava eğer endekslersek ve o sınava göre biz başarılıyız ya da başarısızız dersek, o zaman anlayın ki bu çocuk üzerinde çok ciddi derecede psikolojik bir etki yaratır. Aynı zamanda zihnin ve beynin nasıl çalıştığına bakabilirseniz, böyle bir stres ortamında çocuk o imtihana girdiğinde bildiklerini dahi tamamıyla unutur. Birçok şeyi yanlış yapar. Zaman baskısı iyice onu başka noktaya götürür. Ve zihin bu stres altına girdiği anda bildiklerini dahi hatırlaması imkansız hale gelir. O zaman anne ve babaların ne yapması lazım? Bir kere şunu çok iyi görmeleri gerekir ki bu yarışa göre çocuklarını sevmeleri, takdir etmeleri ilgili bir durum değil esasında bu. Başarılı olurlarsa da çok iyi bir şey. Başarısız olurlarsa da hiçbir şey problem yok. Hayat aynen devam ediyor. Demek ki başka konularda başarılı olacaklar demektir. Ya da belki de başka bir sınavda. Çok da önemli değil belki de. Ya da belki de başka yetenek ve kabiliyetlerini fark edecekler aynı zamanda. Demek ki kritik nokta anne ve baba bir kere çocuklarını bir yarış atı pozisyonuna sokmaması gerekir. O heyecan, endişe ve kaygıyı çok iyi yönetmeleri lazım. Ve çocuklarının hangi konularda başarılı olduklarını, hangi değerlerinin olduklarını, neyle ilgilendiklerini, neyi severek daha çok yaptıklarını, hangi olaylarla ilgili esasında yetkinliklerinin daha fazla olduklarını anne ve babanın, tabii ki mümkünse öğretmenlerin de anlamaları için esasında önemli bir dönemeç noktası burası. Ve bunu çok iyi fark ederlerse çocuklarıyla beraber kendi kariyer planlarını, çocukların kariyer planlarını buna göre organize edebilirler. İkinci bir nokta, gençler esasında bunun bir yarış değil, tamamıyla kendi bilgilerinin, birikimlerinin esasında bir oyun gibi olduğunu görmeleri lazım. İnsanlar gülerlerse, eğlenirlerse, oyun gibi görürlerse her zaman için daha başarılı olurlar. Bir şey daha var mesela burada. Bakın çocuklarınıza bilgisayar oynarken mesela nasıl heyecanlanıyorlar, nasıl hoşlarına gidiyor. Orada da bazen kaybediyorlar, orada da bazen yeniliyorlar ama hiç üzülen bir çocuk yok orada. Çünkü oyun gibi oynuyorlar ve oyunun devam edeceğini, bir daha oynayabileceklerini ve başka bir oyunda kazanabileceklerini biliyorlar. O yüzden çocuk oyunu kaybettiği zaman üzüntü ve acı içerisinde değil bilgisayarda. Aynı şeyi burada düşünün. Bu imtihanı kaybederlerse kesinlikle ve kesinlikle başka bir imtihan, başka bir olay hayatlarında devam ediyor olacak. Eğer bu telkinle bakabilirsek hayata, o zaman endişe ve kaygılarımızı daha oluşmadan önce çözmüş olmamız lazım. Yani imtihana girirken eğer heyecanlıysa, kaygılıysa, işte dur bir şeker ye, dur birazcık nefes alla, çözmeniz çok zor. Baştan hazırlık çok önemli. Bu hazırlık anne ve babaların bir koç gibi yaklaşması gerekir. Aynı bir takım koçu gibi düşünün. Okey? Yani eğer çocuklarınıza o bir yıllık dönemi bir yarış halinden çıkartabilirseniz, çok rahat olursanız, sizin heyecan ve korkularınız çocuklara geçmezse çocuklar çok daha rahat olurlar. Aynı şekilde bir şey daha var burada. Sanki biz zannediyoruz ki çocuklar böyle rahat bırakılınca lay 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 hiç ilgilenmeyecekler. Hayır. Siz bütün sorumluluğu üzerinize alıyorsunuz. Dersinin çalıştı mı, ona gitti mi, bunu yaptı mı, şunu yaptı mı, kontroller, baskılar ve şeyler. Böyle bir ortamda çocuk sorumluluğu tamamıyla bırakıyor. Ve sorumluluk sahiden tamamıyla sizdeymiş gibi oluyor. Halbuki bu dönem içerisinde çocuğun kazanması gereken şey, yarıştan alacağı, imtihandan alacağı sonuçlar değildir. Acaba kendi hayatıyla ilgili
sorumluluk duygusunu geliştirebilir mi? O yüzden anne ve babaların koç olması gerekir diyorum. Bakın burası çok önemli. Ne demek koçluk? Koçluk esasında direktif vermek demek değildir. Koçluk karşınızdaki insanın, çocuğun fark ettirmeni sağlamadır. Bu da ancak ona soru sorarak, onu düşündürerek fark ettirebilirsiniz. Burada çocuğun esası sorumluluğu alıp ona göre aktiviteye geçmesi lazım, çalışması lazım ve planlaması lazım. Eğer sorumluluğu alırsa çocuk, o zaman kendi özgüveni artmaya başlar. Bakın burası çok önemli. Kendi sorumluluğu almaya başlayınca özgüven artmaya başlar. Özgüveni ve sorumluluğu artan bir çocuk, o zaman derse bakışı, imtihana girişi çok farklı olmaya başlar. Burada bir şey daha fark ettiniz mi bilmiyorum. Artık imtihan çok önemli değil. Çünkü çocuk sorumluluk sahibi, kendine bir özgüveni oluşturmuş, neyi nasıl yapacağını bilen bir hale geldiğinde artık o çocuk zaten çocuk değildir. Başka bir level'a geçmiştir. Yani bu imtihan bu çocuğa bunu kazandırabilir. Birinci nokta şu. Çok basit. Anne ve babalar, bir kere heyecan ve korkudan kurtulun kardeşim. Çocuğunuza güvenin. Çocuğunuza inanın. Ve lütfen çocuğunuzu yarış atı gibi koşturmayın. Ne komşunun çocuklarıyla, ne kardeşiyle, ne abisiyle. Bu yarış çocuğu bitirir. İkinci bir nokta, bu imtihan işin sonu değildir. Üniversite sınavı olabilir, lise denklik sınavı olabilir. Hiçbir şekilde son değildir. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. O yüzden mümkün olduğunca çocuklarınızla çok daha güzel bir şekilde yaklaşın. Onların bu işi yapabileceğiyle ilgili inançlarını arttırmaya çalışın. Sizin yapacağınız şey onların istekleri doğrultusunda yardım olabilmek, yardımcı olabilmek, başka bir şey değil. Çocuğunuzun ne yapması gerekir? Çok önemli bir şey burada. Çocuğunuzun da neden bu olayı iyi derecede bitirmesinin, faydasının ne olabileceğini çok iyi derecede görmesini sağlamanız gerekir. Ve çocuk da eğer bunu görürse çok baştan hazırlıklarını tam yapmış olur. Heyecanla endişe ve kaygıyı karıştırmayalım. Çocuğun heyecanlanması çok güzel bir şey. Çünkü bunu yaşayacak böyle. Bu heyecan çok güzel bir şey yaşamın içerisinde. Ancak endişe, kaygı ve korku girerse heyecan kaybolur, başka bir noktaya gider. Burası çok önemli. İkinci bir step, yine çok önemli konudan bir tanesi. Basit bir uygulamadır ama nefes çalışması çok önemlidir. Çünkü nefes vücudun kimyasal dengesini normal hale getirir. Yani heyecanlanınca, korkunca adrenalin salgılamaya başlarsınız. Adrenalin salgılamaya başladığınız zaman hızlı nefes almaya başlar. Kan beyinden kaslara dolmaya başlar. O yüzden son gün değil, öncesinden başlayarak çocuğunuzun diyaframdan nefes almasını, yani kapattım ben şimdi, burundan nefes alıyorum. Aldığım zaman diyaframımın şişmesi, verdiğim zaman diyaframın inmesi. Bir şekilde kendisinin nefesle bir çocuk eğitmeyi öğrenmesi lazım. Eğer bunu da çok güzel biçimde yaparsa, bunun için öyle özel, spesiyel hocalar, nefes hocalarına falan ihtiyacınız yok. Çok basit bir şekilde. Nefesini azalırken diyafram biraz şişecek, nefesinizi verirken diyafram birazcık inecek. Biraz bir çocuğumuzu günde 3-5 dakika bu nefes çalışmasını yaptırmamız lazım. Sonra üçüncü step, çok kritik bir nokta. Çocuk imtihana girdiği zaman nereden başlayacak ve nasıl ilerleyecek? Bir imtihana girdiğiniz zaman şöyle bir soruların geneline tamamına bakmanız lazım. Bildiğiniz yerlerden başlaması lazım çocuğun. Bildiği yerlerden başlarsa çocuğun özgüveni artar, kendine güveni artar. Fakat sırayla gitmeye çalışırsa eğer, bilmediği yerler çıktıkça hem vaktini alır gereksiz yere hem de morali bozulmaya başlar. O yüzden de başlamadan önce şöyle bir durup sıralara bir bakacak. Ha, bildiği yerlerden başlayacak. Çok önemli bir şey burada. Kritik nokta bu. Yani tamamını yapmanızdan daha önemli, doğru bildiklerinizi yapmanız çok önemlidir arkadaşlar. O yüzden kritik nokta burası bu. Ha, bunu fark ettiniz. Zaman baskısı sakın yaşamayınız. Zaman baskısı yaşamamanız için bol pratik yapmanız lazım. Yani imtihana girmeden önce imtihana giriyormuş gibi sayısızca oyun gibi eğlenerek yüzlerce, belki de binlerce oyun gibi bolca bu çalışmayı yapınız. Çünkü ne kadar çok o pratiği yaparsa, hani 2 saatte 100 tane soru cevaplayacak. Tamam, çok güzel. Sen 2 saatte 200 soru cevaplayacakmış gibi pratik yap. Çünkü aynı kas gücü gibidir. Ne kadar ağırlık kaldırdınız, ne kadar uzun süre kasınız gelişmeye başlar. Beyin de öyledir, beynin çalışma şekli de öyledir, uygulaması da öyledir. Pratiği arttırmanız demek esasında beynin alışkanlığını arttırmanız demektir. Eğer siz yeteri derecede imtihan hazırlığı yapmazsanız, imtihana da girdiğinizde beyniniz o pratiğe sahip olmadığı için yetiştiremeyeceğim diye korkuya kapılır. O yüzden sizden ricam, beynin taşıyabileceği ağırlığı aynı kastaki gibi arttırabilmeniz için bol pratik yapın. Pratik yapınca beyin bunu alışkanlığa döndürmüş olur ve imtihanda son derece ve net bir şekilde başarılı olur. Dördüncü derecede son noktayı söylüyorum.
İmtihanda başarılı olup olmadığınızı nereden anlayacaksınız? İmtihana girdiniz. Heyecan, endişe, kaygı yok. Kendinizi yönetebiliyorsunuz. Bütün yönetim sizin elinizdeyse siz şu anda başarılısınız. Sonuç oradan gelen olaylar zaten. Ama girdiniz, elinizi kolunuzu kaptırdınız, heyecanlandınız, başarısızsınız. Çok bilgili olsanız bile. O yüzden bu dediğim 3 maddeyi doğru yaparsanız 4. madde olan sonuç kendiliğinden geliyor olacaktır. Arkadaşlar, yaşam çok uzun ve yaşam çok güzel. Bir imtihanda başarılı olmanız hayatta başarılı olacağınız anlamına gelmez. Bir imtihanda başarısız olmanız hayatta başarısız olacağınız anlamına hiçbir şekilde gelmez. Kendinizi annenize, babanıza, etrafa bu imtihanlarla ispat etmek zorunda değilsiniz. Kendinizi değerlerinizle, sorumlulukla, sevgiyle, yaklaşımla, saygıyla, yani eğer bunlarla gösterebilirseniz işte o anda anlarsınız ki çevreniz zaten çok daha başka bir şekilde sizi takdir ediyor olacaktır. Arkadaşlar, yeni dünya düzeni içerisinde imtihanlardan kaç aldığınız önemli olmayacak. Etitütleriniz, davranışlarınız, yaklaşımlarınız, kendinizi tanımanız, yetkinliğiniz sizi ortaya koymuş olacak. İleride göreceksiniz ki başarınızın da ana kaynağı esasında bunlar olmuş olacak. Hepinizi sevgimle kucaklıyorum, başarılar diliyorum.